Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam Arkadaşım, müdür. Arkadaşım, söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. Büyüdü. Talk show oldu, talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu. İyi akşamlar. Hakikaten ayağınıza sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, siz geldiniz. Ben. Bizim için çok kıymetlisiniz. Arkadaşla ders çalışıyorum deyip de manitayla buraya kaçanlar dışında. Işığı kafasına basmayın, cüce gibi görünüyor. Az yukarı kaldırın. Kendi çok uzun ya, şakil. Kaldır şu ışığı azıcık. Arkadaşım sen ışık kalkmıyorsa kendin şey yap, ha? Şimdi de bacakları yok gibi oldu. Ya komple aç gitsin bari, ben anlamadım ki bak, bu işi. Bak ışık böyle dursun, sen kendini ışığın içine ortala. Ben ışığı neremle göreyim de ortalayayım, ışık arkamda kalıyor benim. Hep imkansızdan isteniyor. Sen arkasına bakabilen bir insan olmasan... Ben sana... önüme bakan bir insan olmak istiyorum, arkama bırak. Hayır, bırakayım. Bakabilen bir insansın. Bakabilen. Sen kimsenin yapamadığını yapansın. Çünkü sen talk showcusun. İşte o beni, ben o kanal... Esaf, durun. Hisset kendini. Nesin sen? Erotik. Ha. Hayır. Çok özür, yenge özür diliyorum. Arkadaşım sen talk showcusun. Sezon sonuna kadar yavaş yavaş seni talk showcu yapacağız. Çünkü kanal öyle istedi. Ama kanal öyle istedi de şimdi etrafta zaten çok var. Benim yapmam... Yani... Nerede çok var? Bir tane örnek ver. Ahmet diye talk showcu duydun mu? Var. Nerede var? Ya biz görmemiş olabiliriz. Belki de o kasabada şu Mehmet an yapıyor diye var mı? Mehmet... Mustafa diye var mı? Yok. Hasan, bak daha ne kadar isim sayabilirim. Bu böyle hepsi bir arada aynı gösteri için diyorsunuz. Beş kişi. Kalabalık bir sunucu ekibi. Ben bugün senin ne dediğini anlamıyorum. Ben salak mıyım? Ben de zaten umursamıyorum. Estağfurullah. Yani böyle ya, kavrulup gidiyoruz ya. Tamam arkadaşım. Sen sezon sonuna kadar talk showcu olacaksın. İşte ve diyorsun. Bu işi sana öğreteceğim sezon Hayır, sonuna tamam, kadar. Bunun tamam. İçin de senden hiçbir ücret talep etmiyorum. Ya nasıl şaka yapıyor? Öğrendi tabii. Nasıl, ben ne alacağım? Sen almayacaksın tabii ki. Ben de almıyorum. Niye? Öğreten olduğum için. Ama ben zaten istemediğim bir şey yapıyorum. Bir de üstüne para aldım. İstemediğim bir şey değil. Sen kendi fikirlerini, kendi hakkında kendin karar veremeyen bir insansın. Neden? Ama hadi kendimi hissediyordum, şöyleydim, böyleydim. Demin iki dakikadan nasıl döndüm? O şey, talk show'a başladığın anda öyle hissedeceksin. Evet, o şekilde. Sezon sonunda acayip bir talk show'cu olursan... Bak ışığın içine ortalayamıyorsun kendini daha. Ya ben, ışıkçı orada bana bakıyor. Ben görmediğim bir şeyi ortalıyorum. Adam... Arkanı görmen lazım. Talk showcu dediğin öyle bir şeydir. Evet, hazır hissediyorum. Evet, ben de hazır hissediyorum. Aç perdeyi. Ha, şey. Evet.
Daha çabuk. Berde açılırken hareket yap. Hayır. Berde'nin hoşu. Ya, havalı. Hatırladın mı burayı? Tabii. Burası... Neler yaşadık. Neler yaşadınız? Hayır işte yani neler yaşadık. İnsan aklı hafsalası alıyor. Olsun. Bak talk showculukta bu vardır. Ne tecrübeler ne tecrübeler. Evet. Tabii. Ben de öyle düzinele DVD var. Yani hiç bunu burada yaşamama gerek yoktu. Ben... Evet. Hazır mısın arkadaşım? Çok hazır hissediyorum. Bugünkü konuğun kim? Seyirciden bir, alabilir miyim birini? Hayır. Olsun. Geçen hafta seyirciden aldın çalışmadı. Ben de sana konuk ayarladım bu hafta. Öyle mi? Evet, görünce böyle inanamayacaksın. Diyeceksin ki, hocam ben de tam bunu çağıracaktım. Tövbe bir şey, hadi bakalım. Ben hiç çok şey... büyük bir spor adamı. Allah Allah. Evet, çok Pele. Başarılı. Ha? Pele mi? Ben en son onu... O kadar yaşlı değil. Ama en son onu takip ettim çünkü. Sen Pele'den sonrasını bilmiyor musun? Yok. Şaka yapıyorsun. Bilmiyorum. Ama kesin tanıyacaksın hocamı. Anons et, de ki Pele. Büyük teknik... Pardon, ben Pele'de kaldım. Ne? Pele de kal. Pele diye mi anons edeyim ben? Hayır, Pele diye anons etme. Büyük teknik direktör büyük... falan o tarz anons et. O tarz. Öyle o tarz birisi. Senin tam... futbolla aran ne? Uzak böyle. Top mesela... gelir diye ben çekinirim çünkü. Öyle mi? Öyle. Bir futbol topunun üstünde kaç beşgen kaç altıgen vardır? Hem beşgen hem altıgen olmaz ya. Olur mu orada? Hepsi altıgen miydi yoksa lan? Derse çalışacağım ondan sonra hoca olacağım. Biz niye böyle bir konuk çağırmış olabiliriz bugün? Hepsi yani biri beşgen biri altıgen olsa Sibaba yer kalmıyor. Erkek kafası işte. Neden olayı Sibop'tan açılarak düşünüyorsun? Bence dağılalım ya ben çünkü şu an nereye gideceğimizi... Arkadaşım pislik yapma seyirci pisliğe çanak tutma. Farkındaysanız ben artık sana farklı davranıyorum. Evet. Niye? Çünkü ha, canımsın. Pardon, ben de romantik bir şey varsaydım. Çıkayım mı ben? Çıkma ya, Minik'i çağır. Minik! Yavaş gel, yavaş. Senin ücreti hallettiler değil mi bugün? Sana diyorum. Bilmiyorum hocam, istek yapmışlar benden. Kim o? Seni deli gibi arzu ediyorum. Arkadaşım. İlk günden beri kanalca aklımız sende. Neyse. Tolga mı verdi onu sana? Yok ya Tolga şu an bitti şu an. Niye lacivert kas tüyüyle geldim diye düşünüyorum. Evet arkadaşım. Ve kimi davet ediyoruz? Bilmiyoruz. Futbol de. Futbol. Bir şey futbol daha geliyor. Hayır. Binlerce top. 6 milyon oyuncu. Siz çıkarsanız buraya yerleştireceğim hepsini. Kale. 2 tane de kale gelsin. Bir şey daha gelsin. Söyle. Bir şey daha söyle. Bir şey daha mı söyleyeyim? Evet. Sporla ilgili bir şey söyle. Enginar. Sporla ilgili bir şey söyle. Aman aman gol. Öyle değil. Değil. Konuğu anons edeceğiz ya. Büyük Rabona? Bir teknik... Büyük bir teknik... O kim? Rabona hareket lan. Ha ben de... Kim diyor ya? Ne bileyim Rabona. Ronaldo'nun sevgilisi sandım. Evet. Büyük teknik direktör geliyorsa başka önüne ne eklemek lazım? Ordinarius büyük. Hayır. Futbolla ilgili bir şey ekle. Efendim? Bir şey soracağım. Bir dakika dur. Bir şey soracağım. Gerçekten futbolla ilgili bilgin bu kadar vallahi mı? Vallahi zehir anlamam ben. O zaman ben büyük... geçenlerde konuştuk hala Tafere Galatasaray'da zannediyorum işte. Biraz o zaman anons et. Anons et. Büyük teknik direktör geliyor de. Büyük teknik direktör geliyor. Müzik. Müzik geliyor. Hayır. Değil. Karşına. Nerede karşı? Burada mı? Evet. Yok. Gel. Gelir git arkadaşım al getir. Ah. Ah. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Şimdi çok samimi bir şey söyle hocama. Ne güzel yaslandınız gibi o tarz mı? Benim hiç aklıma gelmiyor. İsmini anons etsene gerizekalı. Tolga. Hayır. Ha. Hocamın ismini anons et. Ben ilk defa kendisiyle hasıl oluyorum şu an. Hocam ben... çok özür dilerim hocam. Çok pardon. Yerim seyirci benim. Siz söyleyin hocamın ismini. Evet. Efendim hoş geldiniz. Ben çok... Ben öpeyim herhalde.
Heyecan diye. Estağfurullah lütfen buyurun buyurun rahatsız olmayın. Oturmalı mı? Göbekli oturulmuyor. Evet. Birazdan Pele de Pele geliyor mu? Hayır. Ben Pele'de kaldım çünkü. Yılmaz Vural varken başka spor adamına gerek yok. Gereksiz bir şey. O zaman ben oturuyorum. Evet, otur ve estağfurullah. Yok ben buraya oturmamı söylediler çünkü. Jenerikten rejiden. Evet, otur oraya ve programı başlat. Göreyim ağzında Yılmaz Vural'ı ne kadar seviyorsun. İyi ki geldiniz. Vallahi gel keşke daha önce tanısaydım ben. Çünkü hiç siz uzak canım. Kaldınız ben. Tamam hoş oldu geldi. Ne kadar ne yani eyvay eyvay. Arkadaşım oraya gitmişken biz. Çayı da koy. Çayı koymayı unutmuş olabiliriz. Şimdi ben yoldan gelmiş olabilir diye kendisine su mu vereyim? Bu da 1,5 günde doluyor bunun. Kanalda tanıtıma 6 milyon lira harcıyor. Su akmıyor. Tamam yeter o kadar. Yeter mi? Ben ne kadar işleyeceğinizi bilmiyorum değil mi? Çünkü sporcular genelde daha az şey yaptığı teşekkür için. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Onu bitirirseniz yönetmenim çünkü geri götüreceğim onu ben. Neyse bir tane daha var. Çay koyabilirim. O tarz şeylerim var yani. Hazırız. Bu sezon inanılmaz. Paraya para demiyoruz. Çay vallahi falan aldık. Sallama nasıl çay. Nasıl sen iyi kazanıyor musun? Şimdi benim daha ödeme yapmaları sanacağım. Yani ben çünkü kendimi ispatlama yolunda ilerliyorum. Çok zarifsiniz sorduğunuz için. Ama elimden geldiğince piyasaya yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani televizyon piyasasında gerek lisane hakimiyet olsun, gerekse manitacılık konularında gençlerin önünü açmak. Açtığımız önleri de kontrol et. Şimdi... Arkadaşım! Hayır şimdi çocuklar da öyle hemen eğitim verip... Ne kadar güzel girdin, akıyordun ne güzel ya. Niye onu arayasın? Evet. Sonunda lastiği patlatmasan. Evet. Evet buyurun. Ve teşekkür edeyim mi? Bitti mi? Hayır. Şimdi mevzuya gir. Şimdi bu gençlerin biz flörtlerini falan ayarlıyoruz. Ondan sonra artık ailelerden büyük şikayet alıyoruz hocam. İşte o oğlan bizim kızı geç saatlerde arıyor falan diye. Ben o konudan devam ediyorum hocam. Hayır arkadaşım değil. O konudan devam etme. Yılmaz hocama sorulması gereken şeyleri sor. Ne? Yılmaz hocamın background'ı ne? Kahverengi ağırlık. Hayır. Futbol. Futbol. Futbolla ilgili ben sorularla kendisini... Yes. Evet. Evet buyurun. Efendim ilgiyle izliyoruz gerçekten. Çok güzel oynuyorsunuz. Şimdi sporla da uğraşıyorsunuz diye düşünüyorum. Ara sıra bakayım. Güzel bir şey. Çünkü hakikaten spor... Çay koyabilirim. Bu arada çünkü bir soru falan aklıma gelir diye düşünüyorum. Bir zaman kazanmaya çalışıyorum. Birader şu 2000 sorudan bir tanesini sor Allah aşkına. İki sorudan bir tanesini. Şimdi burada bizim soru kağıtlarımız var hocam. Buraya gene hiçbir şey yazmadıkları gibi sağ olsunlar. Onu gösterip seyirciye beni açığa düşürme. Ama siz de bir kere de beni kapalıya alın Allah aşkına. Sen beni içinde hisset kafanda. Onu... Beni kafanda hisset ve söyle. Ne oldu? Tecrübeli biri var güldü. Bilmiyorum ben. Şimdi sayın hocam uzun yoldan geldiğinizi varsayıyorum. Teknik direktörlük gerçekten bir hayat biçimi. Bence artık dağılabiliriz çünkü bu kadar çok da ağır konuşmak istemiyorum ilk günden. Yani bütün... Çok iyi başladın. Devam et. Teşekkür ediyorum. Kendini yükselt. Öyle değil. İçinden yükselt kendini. Çok özür diliyorum. Ne yapıyorsun? Hissedildi mi? Anlaşıldı mı kameradan? Uzun sor süre şimdi. Böyle, uzun süre böyle tutamam. Öyle sor. Sayın hocam. İstersen ben gideyim bir şey sorayım. Yok. Şu an benim fasette problem var benim de. Şimdi spor hayatınız... Bilmiyorum. Çok uzun bir spor hayatınız var tabii. Ben tam olarak senesine vakıf değilim. Spor dediğiniz zaman... Ne yapıyorsun? Manitaları falan nasıldı? Çabuk tavoluyor. Bizim meslekte olmuyor yani. Hangi kanalda çıkıyorsun? Kaçta çıkıyorsun? Mesela PT2'ye çıktım ama falan dedi ama PT1. Haberden hemen sonra çıkıyorsan işte numaramı vereyim falan diyor. Ben hep PT2. Allah kahretsin. Sana nasıl bir cevap vereceğim ben şimdi? Hiç cevap vermeyin. Ben hiç sormuyorsun. Yok estağfurullah. Ben şey yapayım. Birazdan çay koyacağım zaten lütfen. Şimdi spor hayatınızda futbol yani futbolu bırakarak mı antrenör olmak istediniz yoksa efendim zaten bu işin rutini bu mudur? Ya futbol beni bıraktığı için antrenör olmak istedim ben. Nerede o? Şimdi buna sebep hayır bazen bir şey oluyor. Der ki bir hoca der ki size Yılmaz artık vakti geldi. Ya da siz istedersiniz dersiniz ben istemiyorum artık. Hiç vakti gelmemişti. Çok ben bayağı genç yani antrenör oldum. 26 yaşındaydım. O kadar. Daha erken başlayalım. Nasıl da bitecekti futbol? Erken başlayayım dedim yani. Benim enteresandır. Şurada erotik DVD'lerden size arkadaşım bir şey göstereyim. Arkadaşım! Hayır.
Çünkü o da bir ısınma hareketi. Belki hocaya da danışmak istiyorum. Arkadaşım böyle hiç şeyler yapma. Konuşamayacaksam ben eski usul yani. Dediler ki bu kanalda çok rahatsın. Gene DVD'leri çıkaramıyorum bile. Parlıyor diyor, çekmeceyi kapa diyor. Arkadaşım. Yaşadıklarım çok sıkıntı verici. Erotizme girme. Rahatsın ben... ama erotizme girme. Değil. Ve bak lütfen bir soru sor. Hala bir soru soramadın. İlk soruyu sor. Hazır mısın? Bekliyorum. İlk soruyu ben. Sordum işte değil mi ben? Ne sordun ilk soruyu? Oho ama siz ne yapayım? Manitayla mı mesajlaşıyorsunuz? Yani ben şu an... Tamam ikinci soruyu sor o zaman. İlk soru sizce düzgün bir soru muydu? Ne oldu? Üstüme gelme. Kestik. Bir dakika öne gelir misin? Çok özür diliyorum. Şimdi çay, hemen evet, çay. Tamam, arkadaşım. Geldik. Ne yapacağız biz burada ya? Ben kardeşim, bilmiyorum. Ben de ya. Ben şu arkadaşlarla okey'e gidiyordum. Gene çağırdı. Bu gece de vardı. Arkadaşım ne yapıyorsun? Ben... Yılmaz Vural'ı getirip karşına oturtmuşum. Soru soramıyorsun. İlk serimiz gider miydi? Bu ne? Yönetmenim ben gideyim istersen. Yok hocam kusura bakmayın. Şimdi başlıyor. Bak içinde göreceksiniz. Şimdi bana ama tüyo verirseniz ben çünkü spora... Veriyorum. Biraz... Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Orada herkesin arasındaki buraya gel ne oluyor bak. Neden futbol? Evet. Müzisyen sen de git. Bunu yerine otur. Orada müzik yap araya. Her sorunun arasına bir şeyler yap. Canlandır biraz programı. Arkadaşım. Aktif ol. Hareketlerinle canlandır programı. Hoca da şaşırsın. Ben niye buraya geldim falan gibi. Evet. 3-2-1 buyurun. Şaşmaz. Bana miniklediniz bu mu? Ve inanmazsınız doğumundan beri böyle. Müzisyen. Ben de üfleyeyim seni yeniden istersen. Arkadaşım ne bakıyorsun? Başlasana. Ben şu an gerçekten şoktayım. Yani bir haftada iki ayrı şok yaşıyorum. Hocam siz sorulara cevap vereceğiniz için siz üflemeyin. Arkadaşım sen üfle sor. Hayır bir şey sorsa cevap vereceğim de soramadı. Evet, şimdi şu an gerçekten hakikaten hepimizin merak ettiği o soruyu soruyoruz. Yani parasız olursa bu kadar olur artık. Evet evet. Teşekkür ediyorum gerçekten. Biraz bir şey gösterse neler soracaksın? Şimdi, efendim yani aç ayı oynamaz diye bir laf var. Estağfurullah. 10 yıl oldu ya 10 yıl. Yok onun için bak, söylüyorum. Minik için söylesen de... Mesela o konuşmuyor bile artık ona ödeme değil ondan bir de borç alıyor. O yüzden artık konuşmuyor bile yani. Ben sadece şey... Arkadaşım benim dedikodumu yapma. Bak şu 20 dakika oldu hala program başlamadı. Ama şimdi biz şimdi sunucuyla da misafirin birbirine ısınma süresi de var. Şimdi talk show'lardaki en büyük problem bu benim. Sarıl öpüş ısın. İşte o kadar da değil. Yani o değil yani. Hani birbirimizi anlayacağız. Ha evet güzel bu adam bana kötü soru sormaz. Misafirin beni anlar ve bana açılır. Gerçekten hissiyatıyla cevap verir gibisinden ısınmadan şey yapıyorum ben yani. Tamam ısınma çok güzel fikir. Isınmadan gir. Antrenman, ısınma falan. Isınmadan giremem diyorum işte. Isınmak lazım yani. Hadi gel bir tur attırayım sen istersen. Stretching falan bir şeyler yapalım. O şekilde yapabiliyor muyuz? Tabii ki öyle ısınılır insan. Nasıl ben gerçekten çok tatbik sen etmek isterim. Sen şimdi fiziksel mi ısınmak istiyorsun? Ruhsal mı? İşte tam da bununla ilgili bir DVD'm var. Gel buraya! Gel buraya! Gösterme sakın onları! Onları aldım ben. İpek nereye koydunuz? Ben de onlar. O soft case olan. Arkadaşım gel buraya lütfen. Evet hocam buyurun. Evet ben mi söyleyeyim? Yok estağfurullah. Gerçekten bu soruyu bütün seyircilerimiz adına sormak istiyorum. Çünkü siz bu soruyu güvenerek sorabileceğimiz tek insansınız. Neden futbol? Yani niçin başka bir dal değil de futbol? Aşırı kolektif olduğu için mi? Yok. O zaman çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben bunun da cevabını alamayacaksam... Yani ölmeye ölmeye geldik. Arkadaşım. Eğlenmek ne yapıyorsun için arkadaşım? Ya, eğlenmek için. Eğlenmek. Aklıma geldi bak. Ya yani neden? Kalabalık bir spor olduğu için. Mesela çünkü handball da eğlenceli. Hayır, su topu. O kalabalıklar eğlensin diye yapıyor. Ha tribünsel kalabalık. Hani şu ölmeye geldik diye bir şey var ya sırada. Spora yaklaşmamız gerçekten beni benden geldik, aldı yani. Farkında değil yani. Neden futbol? Ölmeye geldik. Evet Yılmaz Hoca bize futbolu sevdirecek açıklamalarda bulunuyor. Neden futbol? Dinlemiyorsun. Devamı gelecek. Ha özür diliyorum. Eğlenmeye geldiklerin farkında değil. Onu ben duydum. Evet. Yani ölmeye geldik derken o bir şey. Bak benim çocukluğumda Galatasaray'ın bir amigosu vardı. İsmi Karınca Ezmez Şevki'ydi. Düşünebiliyor musun? Şimdi neleri eziyorlar neleri. 50 sene evvel ne varmış şimdi ne var? Ben çok anlamıyorum. Futboldan çok anlamıyorum. Evet. Eyvah başımda çünkü çok gürültülü yani. Çok bağırıyorlar. Şimdi ben o yüzden seyircisiz maçları seyrediyorum. O kadar.
kadar sahi, öyle güzel. Hani bizim bahçede oynansın daha güzel. Yani o çok bağırıyorlar, oradan o bir şey söylüyor falan. Hakem bir karar veriyor, 50. Şimdi Türkiye'de mesela dünyada verilen penaltı kararının geri alındığını görmüş mü hocam? Yok. Adam penaltı veriyor, yo, bağırıyor. Ben bir kere aldırdım. Ama siz beni mahvettiniz şu an. Ben piyanodayım hocam. Burada yapabileceğim daha bir şey kalmadı. Arkadaşım. Arkadaşının. Tam açılmıştı mevzu. Evet. Oradan yürümen lazım. Oradan evet. Evet. Neden 22? Onu sor. Evet. Neden 22 penaltı veriliyor? Hayır. Ha. Neden 22 kişi futbol oynuyor? Neden 22 kişi futbol oynuyor da diğerleri yerine yasak dünyada? Hep aynı 22. Messi. Hiç düşünmedim neden olduğunu. İnanıyorum. Kestik bir dakika. Arkadaşım neden 22 kişi çıkıyor sahaya? Onu soruyorsun. Kur'an yer mı var? Çıkıyorlar hocam. Siz hiç yani halı sahada gördünüz mü 22 kişi? Nerede yer var? Yer var, çıkıyorlar diyor ya. Siz... Eyvah eyvah. Sen VAR sistemi hakkında bir bilgin var mı? Yeni çıktı. Ne sistemi efendim? VAR. VAR sistemi bu ekrandan seyretme şeysi mi? Evet. Yok, hakemlerle ilgili olan. Evet. O bir az çok duydum hocam. Duydun. Hakemin gözünden... Doğru buluyor musun? Ben çok anlamıyorum. Yani ben organik şeyleri daha ziyade... Şey, organik derken yanlış anlaşılmasın. Bir anlayan birini getir buraya Allah aşkına. Şimdi ben organik deyince yanlış bir yere götürecektim. O zaman başka bir şey konuşalım, anladın evet, bir şey. Evet, evet. Dediğin gibi o DVD'lere gelelim. Benim... Arkadaşım! Hayır, elimden çıkarmam gereken DVD'ler var hocam. Çünkü onlar süresi arkadaşım, geçmiş daha anonsuz artık. Lütfen DVD meselesini bırak. Müzisyen mal gibi oturma, aralarda düt düt yap. Adamı da çok... Ha, yüklenmeyin bu kadar da ya. Niye? Her gün bir notu, her gün bir notu. Değil mi? Kaç nota var? Bütün bir yıla yetmez ki her gün çalarsan. Tek tek çalıyor galiba notu. Öyle çalıyor efendim. Yani çok asil şeyden geldi. Buckingham'dan geldi kendisi. Evet. Buckingham'dan geldi. Maşallah. Ne güzel. Bir yelek insana süveter gibi olur mu ya? Arkadaşım. Sütyenli mi senin yeleğin? Kelebekli yelek. Arkadaşım bırak müzisyeni, hocamı bulmuşsun. Az önce psikolojik ısınmadan, manevi ısınmadan bahsetti. Evet. Seni manevi olarak ısındırsın hocam. Şimdi evet, ben şunu istiyorum. Yani madem ki sporun amacı... Ya bir saattir susuyorsun, tam lafın altına niye çalıyorsun? Ben anlamıyorum ki yani. Kendini o zaman al sen, sen üfle. Yani. Çalınacak yeri sen karar ver. Evet. Şimdi... Al eline. Dütlet şunu ve soruyu sor. Tamam. Şimdi... Sporun amacı kitleleri birbirine yakınlaştırmak diye hep bize öğretilir. Öyle derler ama öyle değil. Değil mi hocam? Uzaklaştırmak için yapıyoruz biz. Yani bunu şey olarak mı söylüyorsunuz? Kinayeli bir şekilde şaka mi? Şaka söylüyorum. Evet, evet. Işte ben de biliyorum çünkü hepimiz aynı dertten muzdaribiz yani. Doğru söylüyorsun. Misal benim gibi spor aşkıyla yanıp tutuşmak için yıllardır yanıp tutuşan birini ki henüz ona hasıl olamadım. Uzaklaştırıyor çünkü yani. Aynen öyle. Evet, evet. Sevimsiz bir şey. Evet. Yani mesela... Ben de onun için Türkiye'de baktım bu işe vermiyor. Birkaç gün önce Afrika'ya gittim. Sudan'daydım. Sudan sebeplerle gitmediniz herhalde. Bir amacı vardı bunun yani. Şimdi bu şakayı yapmak zorundayım. Var böyle kanallar var bu şakalar yapan. Ciddi söylüyorum. Oraya gittim ve oranın Cumhurbaşkanı Beşir. Biliyorsun o da yurt dışını terk edemiyor. Ambargo vardı orada. Bizi çağırdı dedi Sudan futbolunu kurtarır mısınız lütfen dedi. Şaşırdım kaldım yani. Ben dedim daha bizim ülke duruyor. Sana sıra gelmez kardeşim. Hakikaten yani bir uçaktan indik. O Indiana Jones filminde olduğu gibi bir havaları vardı. Ödüm koptu. Uçaktan mı? Uçaktan, Indiana Jones uçaktan değil. Uçakta bizi karşılayanlardan aşağıda. Orası biraz karışık tabii. Hemen uçağa geri döndüm tekrar. Döndüyseniz bu konuşmalar ama sonradan aralarına girince çok şeker insanlar oldum. Yani çok şeker onlar ön yargılı olmamak tabii lazım. Tabii her biri. Onlar da bir pala bilezik gibi bir şey yani. Fakat aynı bize benziyorlar. 55 bin kişi bir final maçı oynadı. 55 Yenen bin. Şampiyon olacaktı. 10 dakika kala 2-0 mağlup olan takımın seyircileri birbirlerini dövdüler. Aa dedim bak Türkiye buraya geldi. Kaç aynı top varmış sorsan arkadaşım. Ondan sonra soruyorsun, bin... niye 22? 55 bin oynamış diyor. İşte ben de kaç topla oynadılar onu soruyorum. Yok, tek 55 top. Bin kişinin karşısında dedi. Birader her şeyi yanlış anlıyor. Arkadaşım, şimdi hocaya özel hayatıyla ilgili bir şey soracaksın ama sormadan önce masanın üstünde çeşitli hareketler yaparak sor. İsterseniz hocaya bugün özel hayatıyla ilgili bir şey sormayayım çünkü hanım burada. Senin hanım mı? Benim hanım da. Hocaya ne ya? O zaman neden hocanın özel hayatını sorarken çekiniyorsun? Ya adamcağız belki gençliğinden, fi tarihinden bir şeyden bahsedecek. Kadıncağız buradan böyle bakıyor şimdi. Gerçekten bir gün burada öleceğim, gerçekten öleceğim ya. İnsan arkadan yaklaşır mı öyle düşman gibi? Neler yaşadık biz seninle? Evet, hadi uzatma Suzan. Sok ağzına peçeteyi çık, hadi.
Her şeyi o böyle... kendi siler. Suzan sen bırak git. Çok teşekkür. Suzan çok teşekkür ediyorum. Suzan. Evet arkadaşım, müzisyen ver müziği çeşitli hareketlerle. Masanın üstüne çıkarak falan, böyle koltuğun üstünden hocayı şaşırt. Şaşırttığın anda soruyu yapıştır. Veremesin, evet. Ya iki gün önce... Bir dur lan. Ya bir tane vardı, kaç tane oldu bunlar ya? Adamcağız iki gün önce Afrika Cumhurbaşkanı'ylaydım diyor. Ben daha nasıl şaşırtabilirim ki onu? Bunun nesi şaşırtılacak bir şey ki? Uçağa biniyorsun, Afrika'ya gidiyorsun, Cumhurbaşkanı karşında. Bunun nesine şaşırıyorsun? Her gün yaşadığı şeyler sanki zibidinin ya. Çok özür diliyerek sizi beklettiğim için. Rica ederim kardeşim. Dikkat et daha da minik. Ne yapıyorsun? Birazcık da özel hayat. Ama tabii ki de seviyesiyle. Eşinizle ilk tanışmanızı... Futboldan bahsedecektin galiba. Ama şimdi o da bir futbol maçı. Hayatta yani... Şimdi öyle maçlar vardır ki berabere kalmak gerekir. Oradan dostluk ve aşk doğar. Yani bir evlilikte biraz böyledir yani. Ne kadar gireceksin? Nasıl tanıştınız? Nasıl mı tanıştın? Evet. Ya bunlara ekstra para mı veriyorsunuz? Yani büyük bir tesadüf, tam sevgililer günüydü tanıştığımda. Ve tabii malum o sevgililer gününde birbirine çiçek verilir. Herkesin birisine çiçek veresi bir arkadaşı vardı. Benim yoktu. Baktım önümden o geçiyor, ona verdim çiçeği. İlişki de böyle başladı. Arkadaşım. Arkadaşım. Ama sonra çok karanlıktı buluştuğumuz yer. Çiçeği verdikten sonra bir baktım 84 kilo bir kadın. Aman Allah. Aman Allah, ben kime çiçek ver? Fakat şimdi bayağı güzel oldu. Eşim kalk görsün herkes seni ya. Peki o... Yani sevgi insanı ne hallere getiriyor? Getirir. Hakikaten. Peki o bana anlattığınız diğer kadın ne oldu? O 114'lük olan. Bak onu da anlatırsam... yayınına kaldırırlar seni. Arkadaşım, sen işin gırgırındasın. Rütüple uğraşırsın sonra. İşin gırgırındasın ama ben hocanın anlattığı şeyden çok etkilendim. Ah bebeğim benim, gerçekten mi? Ne çarkı etkilendim. Müzisyen, sen o kadar güzel girdin ki. Çok güzel çok, oradan... gerçekten. Evet, sen şimdi 84 kilo bir hanımefendi ol. Hocam, o anı bize yaşatır mısın? Yani minik mi olsun 84? Hayır. Anladım. O anı bize yaşatır mısınız? Arkadaşım, sen önünden geçiyorsun hocama. Hocam, bir dakika. Ha, ben mi 84'üm? Evet. Hocam, bir dakika zahmet edecek. Bir dakika kalkabilir misiniz? Evet. Sen şimdi önünden geçiyorsun hocam. Bir daha anlatıp... Çiçek verelim. Evet. Herkes veriyor. Ben de imrendim. Karanlık arkadaşım. Önünü görmüyorsun. Öyle karanlıkta gidiyorsun. Önünü görmezken yanıma geliyorsun. Evet, hocam bir saniye. Ben tam kurayım hocam bir saniye. Müzisyen sen gir, arkadaşım gel. Saksıyla mı verdiniz çiçeği? Ya elime o geldi. Ha bu geldi. Tamam olabilir. Çiçeğe benzer bir şey ben sanıyorum. Bunlar hep yalancı olduğum için sökemedim de. Bu da çıkmıyor. Ya çıkmaz onlar. Evet, bunu varsayacağız. Yani, farzı mahal. Evet arkadaşım, gel oradan geliyorsun. Geliyorsun. Hocam gördünüz, ilk ne diyorsunuz? Söyleyin, buyurun. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Sen ne dersen o olsun. Ben herhangi birini oynuyorum, yanlış anlamayın. Arkadaşım. Bu benim oynadığım karakter biraz yollu oldu. Arkadaşım. Zaten o karanlıkta burada ne yapıyorsa. Hanımefendi öyle dememiştir. O mu da dedi? Hanımefendi öyle dememiştir. Tabii ki de. Tabii ben ben şu an kafa Afrika'da. O zaman yeniden gel. Yapma öyle şakalar. Yeniden gel. Hocam siz de yeniden geliyorsun. Evet, sağa sola bakarak gel. Müzisyen adam gibi doğru düzgün bir şey çal. Sağa sola bakıyoruz derken araba. Mesaide. Bir dakika bakar mısınız? Buyurun. Bugün ne günü? Aşure günü değil galiba yani. Al şunu da kurtar. Kurtulmak için vermiş çiçeği. Arkadaşım. Arkadaşım bak, çok özel bir şey. Ben duygusallaştım. Çok özel bir an. Neden doğru düzgün yapmıyorsun da işi şey yapıyorsun, bozuyorsun? Ben aldım çiçeği, daha ne yapayım ki? Hocam rica edeceğim, bir kez daha alırsınız çiçeği. Ruhsal anlamda ısındıramadık daha. Ben tabii şu an çok daha depresif bazı duygular yaşıyor olabilirim. Nereden mesela, geldiğim belli değil. Mesela neden? Batın bölgemde gaz var. Ne bileyim ben? Şu an ben...
Ver şeyi hocama. Çok özür dilerim. Doğru düzgün gel bak. Doğru düzgün sağa sola böyle gülücükler atarak evet, geliyorsun. Bir daha mı vereceğiz? Evet. Karanlıkta geliyor hocam. Siz de onu fark etmiyorsunuz. Evet geliyor. Ah buldum seni. Bir dakika. Bir yeri arıyorum beyefendi. Arama. Aradığını buldum burada bak. Ne güzel kara yazdı delikanlı. Ben mi siz mi? Bence bu ilişkinin başlangıcını değiştikçe hiç istemediğimiz şeyler çıkıyor ortaya hocam. Ben bu çiçeği vermeyeceğim sana. Arkadaşım, neden şunu doğru düzgün yapmıyorsun? Geleceksin, hocam sana çiçeği verecek. Sonra devamını yapacağız, hazır. Konu kapanacak. Hazır evet, geliyorsun. Hazır. Evet, hadi hocam sana seslenene kadar cevap verme. Vermiyor. Tamam, evet. 3, 2, 1, gel. Gözün içeride. Ulan şu an çok bak, tehlikeli bir yerdeyim. Bana çıktı ya. Bana ne çıkacak birazdan onu çok merak ediyorum. Çünkü kör olmuş tutunarak gidiyorum. Çıkacak şeyi görüyor musun? Efendim olsun böyle de sevebilirsiniz. Aslında iyi niyetli. İşte insanın fikrinin derinliklerinde neler yatıyor. Tamam çiçeği aldın al çiçeği. Aldım, hocam aldım. Sonra ne oldu? Verdi çiçeği. Ha. Aldı çiçeği. Hocam çok yaklaşmazsanız arkadaşlar. Dünden razıyım bir çiçek almaya. Çiçeği aldı ve bana baktı. İşte o bakış. Şu bakışa bak ya. Öpeyim. Aşık olasın geldi adama. Öpeyim diyorum, aha yapayım. Şey, tabii sana dedi. Ondan sonra hakem uygulaması soruyor bana. Şu an offside'ın yani zaten. Yani olsun. Bu işin kameraya gerek yok ki. Yedik durumunda. Ben oturuyorum o zaman. Otur arkadaşım. Otururken lütfen, hocaya de ki şimdi öyle bir soru geliyor ki çok yükselt olayı. Evet müzisyen. Ver ha. Gazı. Ver gazı müzisyen. Ya dedik ya beni yüksek bir soruyu bilmiyorum ki. Neyi yükselteyim ben? Şöyle yanında oturayım bari ya. Biraz şöyle kaçsan Allah aşkına ya. Ne oradan ne çıkar? Darbuka yok mu? Ya kaysana hafriyat kamyonu. Bir türlü kıpırdamadın oradan. Kayabilsin. Al öncesi iki defa rica ettim. Bakıyor da bakıyor. Nereye boşaltacağım molozu? Tövbe yarabbim. Ya ne çok değişmiş bu ya bir senede ya. Müzisyen sırıtma pişmiş kelle gibi. Hocaya koltuğunu ver. Sen arkadaşımın koltuğuna geç. Sor büyük soruyu. Büyük soru mu? Evet. Küçüğünü bulduk da büyüğe mi geldi şu an yani? Arkadaşım. Şu ana kadar tatmin miyiz? Arkadaşım ben bunun tanıtımını yaparken montajda büyük bir soru koymam lazım. Ve seyirci görünce aa bu programı mutlaka seyredeyim demesi lazım. O soruyu sor. Ya meğer bu 10 senedir bunu arıyormuş ya. Nefesi içinde şişmiş herifin. Üfledikçe rahatlıyor. Sırf klavye kesmedi bunu. Evet, ver büyük soru müziği. Büyük soruyu sormadan önce büyük hareketler yap. Sizce hafta başı euro kaç olur hocam? Onu ben değil, Allah bile bilemez yani şöyle. Karışıklık var. Var. Ben tüyü aldım bir kere. Kimse duymasın. Yok. Yok canım. Yani şey yaparım, ben onu ayaracağım size, söyleyeceğim. Hı. Çok güzel bir matematiği var o işin. Vallahi. Hiç euro almıyorsun, zarar etmiyor. Yıllardır öyle gidiyorum ben. Millet ağlıyor konu komşu, ben hiç rahatım. Almayayım ki. Tek para, değer kaybetmeye para var. Sen zaten para hiçbir yerden alamıyorsun ki. Alamıyorum ben. Ne güzel. Mesela dolarda... Adam biraz bir günde tanıdı beni. Dolarda zarar etmemek için ne yapıyorsun? Dolar almıyorsun. Ya nasıl anlatayım bunu? Matematik peki, birdir ya. Anlatayım. Türk lirasında zarar etmemek için etmezsin ne yapıyorsun? Etmezsin ki. Niye? Onu neye çarpacağım, neye böleceğim ki? O bizim para zaten. Evet arkadaşım. Büyük soruyu sor diyorum sana. Sordum ya. Neyi sordun? Euro büyük, büyük mü? Büyük, çok büyük soru. Ya saçmalama. Büyük bir soru sor. Evet, kalk ayağa, hareketlen. Büyük hareketlerle gel hocaya doğru. Hocam benden sporcu olur mu? Olur. Yani ben belirli... Gerçi böyle sürekli smokinle giriyorum ama... Başlamadan sakatlamayalım. Vücut şeye hazır. Mesela şu tip şekil, duruşlar. Olmaz. Bunlar zor. Bir de şu var hocam. Gel hemen imza attırı. Ne oldu? Bak şimdi kimse... L5, L6'nın oraya indi. L6 gerçi yukarıda ama... Müzisyenin kucağına oturabilecek misin? Belki de orada başladı her şey.
L'ler yer değişti. Hocam bir şey ben sorabilir miyim hocam? Sor canım. Bir insana futbol öğretilir mi? Tabii. Topla kaleyi getirin çabuk. Ne yapın? Topla kaleyi getirsinler. Eyvah ya. Evet hocam bu arkadaşıma futbol öğretebilir misiniz? Tolga. Ya minik Tolga. Şey. Arkadaşım Tolga. Ha bunu oynarım ya bu küçük. Bunu sevmedi o. Sana büyük lazım. Sen buraya bile sokamazsın gibi geliyor bana. İstersen bir dene. Ya niye hiç anlamadığım şeyler yapıyorsunuz ya? O şey mavi renkten hoşlanmadı. Başka bir top. Hocam gibi. Lütfen şuna öğretir misiniz? Mesela bir insan çocuğuna nasıl öğretebilir evde? Öyle öğretin. Döve döve işte. Kardeşim ben altyapıda çalışmıyorum lütfen yani. Ha öğrenmiş mi gelmiş olması gerekiyor? Tabii. Hazır lazım bize. Arkadaşım futbolcuymuşsun gibi hava at hocaya. Bir yalan uydur. Futbolcu. Hemen. Evet. Söyle hocam ben Fenerbahçe'de oynarken hocam, falan... Hocam beni size yolladılar. Benim eğitimimde sizin öncü olabileceğinizi söylediler. Ben kaleyi imal ediyorum. Hoş geldin. Hayır. Bunları 25 profilden yapıyorsun. Efendim? Kaleyi imal etmiyorsun. Futbol. Futbolcu. Futbolu imal ediyorum. Hayır futbolcu. Futbolcu imal ediyorum. Etmiyorsun. Birçok futbolcunun babası benim. Ne saçma. Futbolcu imal ediyorum. Ne saçma bir şey ya. Ben futbolcuyum hocam. Benim bir tane ortanca libero var. Ellerinize nefer. İnanılmaz bir çocuk. Canım. Libero'yu biliyorum da ne olduğunu bilmiyorum ama. Arkadaşım, futbolcuyum ben diye hava atarak gel hocaya. Futbolcuyum ben. Ama ben köseleyle futbolcu olunmaz yani ya. Evet, hocam golcüyüm ben, de. Golcüyüm ben. Altyapıda oynuyorum. Golcüsün. Golcüyüm. Altyapıda. Altyapıda. Üst yapıya çıkamadın mı? Yok, 90 atamadığım için altyapıda oynuyorum. Ben alçalara atıyorum golleri. Yani yukarıya gol atamıyorum henüz. Ne yapalım seni? Beni bir şey yapmayın, başka bir yere yönlendirin. Ben daha marangoz falan olmak istiyorum aslında. Hayır arkadaşım, hocaya olmaz. Hava at. Büyük bir futbolcu gibi hava at hocaya. Hadi at bari ben ya. Bu topu bir vururum gider. Nasıl hava atayım? Yılmaz Vural'a hava mı atılır? Arkadaşım, sen şimdi çok büyük bir futbolcusun. Tamam mı? Evet, ama hiçbirimizin haberi yok. Bak, artistin tekisin. Hoca senin havanı 2 dakikada nasıl alacak? Bak, gel artist. Hocam, hayırlı günler. Çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Beni tanıyorsunuzdur herhalde. Ne yapma geldin sen? Ben buraya size bir iki tane fazla etrafınızda... Sen çok abartın. Ya sen ne biçim amigosun? Ya bundan maça gidelim ya. İnsana hiç şey vermiyorsun. Fıtı fıtı bir şey yapsana şundan yap ya. Çı yapıyorlar ya o. Şey yapan. Bak bir sürü insanın önündesin şimdi. Şimdi ben size... Heyecanlı yapayım. Mısın? Kalabalığın önünde. Ben de heyecanlı şey. Bana top verin, kale verin hocam. Ben karşımda kimse duramaz. Nasıl diyoruz? İşte bilmiyorum şimdi göreceğiz. Öyle diyor çünkü. Ben de bilmiyorum ne olur. Başla bakalım. Duracaklar mı duramayacaklar mı? Mesela diyelim ki karşımda rakip var. Ya topla vuruyorum ya da kaleyle vuruyorum kendisine. Ağzını burnunu kırıyorum hocam. Hali kalmıyor. Ölmeye geldik hocam. O tarz yaklaşıyorum ben. Arkadaşım koy topu kaleye doğru. Hocaya bak bir artistlik yap. Hocam bir şey söyleyin öyle yapsın. Ya, nasıl yapsın? Geri dön de topuğunla vur bari. Sen... Ne yapayım? Yüzü dönük vuramayacağını anladım senin. Arkası arkası şöyle. Hocam şimdi ben... Topuğuna vur bari. Yüzü dönük değil de hocam şimdi bu şekil yapıyoruz. Bu tarz top... İşte Türkiye'de futbol bu yüzden ilerlemiyor. Top hep geriye gidiyor hocam. Yani. Arkadaşım iddiada bulun hocaya. Şimdi ben hocam bu atış dünyada çok fazla kullanılan bir atış değil. bir başla bakalım görelim. Şimdi başlayacağım birazdan tedirginim. Çünkü hemen de sahnenin kenarında olduğum için... ...ön sırada tanıdıklar var. Çok da halvet olmak istemiyorum kendileriyle. Şimdi bu atışa derin kalça atışı diyoruz. Tamam. Bu taraftan özür diliyorum. Seyirci, o yapın. Evet, 3-2-1, gel. Olmaz ama öyle. Ayıp bir şey yani. O olmaz öyle. O yapılmaz yani. Şimdi evet, hocam... seyirci. Lan. Şimdi hocam... Kale büyük olsaydı gol olacaktı. Şimdi... Ya sen istersen futbol oynama da üçlü çektir burada gel. Üçlük mü? Üçlü çek. Üçlü çektir. 1, 2, 3. Ha spor. Yüzmeyi de seviyorum hocam evet. Yüzme. Ama işte o yaparken onu 1, 2, 3 sayarsan hep su kaçtığı için spor yüzmeyi bıraktım ben. Evet. Evet bu futbol muhabbetini bırakalım. Bitti istersen. Gerçekten. Çünkü şu benim bu işleri anlamadığım belli. Belli bu işleri anlamadığım. Siz şu an... Sen istersen bu şovmenlikte iddialı ol. Yok bak, ben... Bayağı geliştin. Hiç para yok hocam. 11 senede bu kadar mı gelişti bu adam ya? Yok hiç para yok.
Ya ödeme yok. Diyorum ya aşağıya oynamadım. Ödese açılacağım. E tabii yani. Vergi 10.luğu 12. 8. nereye kadar? Ne diyorsun sen ya? Bazı arkadaşlara göndermedim. Bu da böyle durursa doğru. Ne yapıyorsun arkadaşım ya? Öbürünü herkes atar. Önemli arkadaşım, olan bu. Arkadaşım. Bak adam ne kadar rahatladı. Masaya oturdu ya. İki tane soru soramadın karşını alıp da. Aslında masaya senin oturman lazım ha. Öyle mi? Öyle değil mi? Allah'ın dediği evet. Olur ben. O zaman hocayı böyle heyecanlandıracak bir şey yap arkadaşım. Hani gitmeden önce bir heyecanlandıracak bir şey. Buradan bir anısı kalsın. Tolga'nın programına gittim. Benim de başıma şu geldi desin adam. Daha ne gelsin adamcağızın başına? Yani daha ne gelsin ya? O zaman git yanına ağlamaklı bir soru sor kendisine. İçi acısın ya, sana. Oturma. Söyle, hadi bir şeyler sor bana. Bir şeyler sor bana. Şuradan yazlık donumu verir misin? Sayın hocam. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şaka yapmıyorum gerçekten. Şunu çekeyim ki kamera göremeyeyim. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Siz kalbimizde bambaşka bir yere sahipsiniz. Bunu şaka olarak söylemiyorum. Herkes bir yana, siz bir yana. Yarın öbür gün ben sizi aradığımda... Aman yaparsanız çok kırılırım, onu bilesiniz. Samimiyetle söylüyorum, şurada herkesin size kalbi aynı atmaktadır. Suzan dahil. Bakmayın, Suzan hala taş gibi bir insan. Ay. Suzan'da kalp var mı ya? Kalp sizin tekidir. Suzan'da herkese yetecek kalp var. Herkese yetecek. Bir kendi kullanmıyor. Arkadaşım. Yeter, istersen bu abdesti daha sonraya alalım. Bu kadar güzel lafı ilk defa duyuyorum senden. Ben de kendimde değilim. O ilacın etkisi. O kırmızı dudaklarını bir öpseydin bari adam. Sizin nasıl bir... Gerçekten... Sizin nikahı Afrika Belediyesi mi kırdı? Kırdı. O zaman büyük alkışlar. Gördük sizi valla. İzin verirseniz ben hocayı içeri götüreceğim. Şu çizilen DVD'den en azından kurtarabildiğim kadar. Arkadaşım hocayı içeri bırak, tekrar kendin geri Allah gel. Allah seni kaybetmesin. Büyük alkışlar Yılmaz Vural. Yılmaz Vural. Çok gördük sizi. Yönetmenim Allah kolaylık versin. Buradan alırsam sizin için de kolay olur. Merdivenden mi? Kapıdan. Yok buradan. Sağ ol hocam. Arkadaşlar Yılmaz abiye yardım edelim. Şu an tamamen yedek otosanayinin oraya doğru çıktı. Yanlış kapıdan çıktı. Belki de bana bir... Arkadaşım. Benim. Bir dakika gelsene şuraya. Yani yine ben fırçayı... İkinci... Otur orada üfle üfle dur. Hep fırçayı ben tabii. Adama bir tane soru soramadın. Ya kaç tane soru sordun burada? Ne sordun? İşte ne yaptınız dedim, nasıl gidiyor falan. Yılmaz Hoca kaç tane takım çalıştırdı biliyor musun? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Onu sorsaydın... Ne sorayım? Takımlar nasıl mı diyeyim? Ya beni buralara götürmeyin. Defol, bunlar kolay. Defol git içeri çabuk. Bunlar kolay. Ben oralara girmem yani. Defol git sonra gel. Tamam. Kendine bak. Kendine bak. Arkadaşım gel. Hareketlere bak. Sana diyorum. Turuncu. Bıyığın var mı yok mu? Bıyığın var hocam. Hayır, bıyığın var mı yok mu? Gerçek kendim olarak mı? Bıyığın var mı yok, yok tıraş mu? Tıraş oldum. Bıyığın, bıyığın. Tıraş oldum. Ulan ben ne görüyorum o zaman? Nereden baktığınıza bağlı bu. Arkadaşım sen de burnunun orada kıl görüyorum. Bıyığın var mı yok mu? Burnumda görüyorsunuz o bıyık değil. Yani bunu ilkokulda öğreniyoruz hep. Hayır, dudağının üstünde, burnunun altında görüyorum. Ha, bir şeyler bilmiyorum. Suzan bir şeyler yaptı. Bıyık yaptıysa bilmiyorum. Bak kendine, bıyığına baksana. Var mı yok mu ha? Var. Var, var mı? Delirtecek ya, delirtecek. Neymiş? Bıyık varmış. Hayır, bilmeden konuşmayacaksın. Ha, tamam. Oraya bağladık, tamam. Her yerine bakıp geleceksin. Ben şimdi nerende ne var desem bileceksin, tamam? Var. Nerende ne var? Var. Benimki şakaydı. İşte bizi de üzen o oldu zaten. Evet arkadaşım. Benim. Talk show yapmayı beceremediğin için. Allah'a her şey bana patlıyor ya. Evet. Her şey bana patlıyor. Hemen bir karı koca al sahneye. Evlilik çok acayip bir şey yapacağım. Ne? Buyurun. Ha 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 mı?
Ne tarafa mı? Evet. Bu Beykoz'da çok güzel bir restoran. Buyur ablacığım, böyle hoş geldiniz. Evet. İsminiz ne? Elvan. Elvan Hanım, siz? Volkan. Hoş geldiniz, buyur. Samsun'dan geldik. Dur, sana özel şaka yapayım. Ne oldu? Samsun'dan gelmişler. Ha, onun için mi özel şaka evet. yapıyorsun? Evet, ama ayrı ayrı, o yüzden öpüştüler, özlemişler birbirlerini. Öyle mi? Siz nerede yaşıyorsunuz Volkan? Samsun işte, karı kocalar. Ama... Bir gün gösteriye gelin ya. Bir şey söyleyeceğim. Evlenince mi isimlerinizi kafiyeli yaptınız? Hayır. Arkadaşım sorsana, o Volkan diye mi onunla evlenmiş? Sen onu dinle, ben hiç dinlemiyorum. Ay hala titriyorum. Ablacığım altında bayağı koyun var, niye titriyorsun ki ben ona? Hayvanın yöresinde giyeni ilk defa gördüm. Hoş geldin. Abi gelebilirsin. Senin helalin ya. Kaçma gel. Hazır hissediyoruz hocam. Evet arkadaşım, sen kendine baktığında ne görüyorsun? Burnumun altında bıyık. Hayır. Kendini ne olarak görüyorsun? Bir boyacı falan mıyım ben? Hayır. Değil. Tesisatçısın. Tesisatçıyım. Su tesisatı çok önemlidir. Aman ha. Su tesisatçısın sen. Tamam. Verin bunun eline bir şey, su tesisatçısı olduğu belli olsun. Su verin eline. Biz mi? Vereceğiz. Evet ablacığım. Beni, hatta benim stopajı da öderseniz çok sevinirim. Böyle seyirciye dağıtıyoruz ki bir güzel yük var. Doldurayım mı damacana da? Hayır ablacığım. Hala ben... emin misin gerçekten? Çay koyabilirim. Yok yok, emin misin ya? Ben İstanbul'da çok acayip kişilerle tanıştırabilirim seni. Niyetim var ama. Evet, hemen anlaşılıyor tesisatçı olduğum. Evet arkadaşım. Sen boruyu Matratör şeysin bu. Tişörtünden şeyinin pantolonun arasına sok boruyu. Niye? Elim yok mu benim? He? Tesisatçılar elde bir şey taşımaz. Aa, hatırladım. Tamam, yok. O DVD şey, hep hikaye o. Arkadaşım. Bırak şu DVD meselesini ya. Heh, evet, tamam bak, böyle dur. Şimdi elinle devamlı parmaklarını birbirine geçip kıtlatıyorsun. O zaman tesisatçı olduğunu anlıyoruz. Heh. Ha, işte tesisatçı budur, su tesisatçısı. Sen nerede büyüdün ya? Elini arkaya aldın, al elini arkaya, hop elektrikçisin. Evet, şey Volkan, buyur sen hocam. De karına yakın durabilirsin, sıkıntı olmaz. Gerçekten evli misiniz? Evet. Evet hocam. Niye babası dövecek gibi duruyorsun? Dur oğlum, yanında dur. Evet, heh. Şimdi siz sarılmışsınız, tamam mı? Samsun'dan İstanbul'a doğru yürüyorsunuz, arkadaşım... Arkadaşım şunları bir düzgün şey yapar mısın? Sen böyle dere kenarında hayvanlara bir su içiriyorsun. Ölmesine İstanbul'a kadar. Evet. Siz Samsun'dan İstanbul'a doğru yürüyorsunuz. Yolda tesisatçıyı görüyorsunuz. Yürüyelim bakalım. Evet. Ben hem tesisatçı hem de bir rap grubunun... Hayır, bir elektrikçi, bir su tesisatçısı olma. Sadece su tesisatçısı olma. Evet. Tam yanından geçerken arkadaşın parmakları çıtırdatıyor. Sen o çıtırdaktan tanıyorsun Elvan. Bu senin ilkokuldan arkadaşın kim? Muhittin. Tamam, güzel. Evet tamam, arkadaşım, sen çıtlatarak gel. Volkan, sarılmışsın karına. Samsun'dan İstanbul'a geliyorsun. Tam ben de neredesin? Samsun'a mı gidiyorum böyle? Artık... Arkadaşım, normal buradan olarak yolda karşılaşıyorsun. Samsun'a kadar... Bu ne lan böyle, açılmıyor. Yorulmuşuz herhalde, artık yürüme geldik. Hayır, İstanbul'da karşılaşıyorsunuz. He. Yürüme, tamam. Samsun'dan İstanbul'a gelince İstanbul'da hadi karşılaşamaz mısın? Hadi akşam oldu, göremeyeceğiz evet birbirimizi. 3, 2, 1, buyurun. Tam geçerken birden duy sesi ve dön. Bağır. Muhittin! Lan ne oluyor? Kocasını kameraya döndürüyor. Hazırlıklı geldi hocam. Bu değil İstanbul'a, burada Afganistan'a gider bu. Yılmaz hocamla beraber. Arkadaşım niye bozdun? Ben mi bozdum? Pettim diyor, ben mi bozdum? Sen bozdun. Ya kadın kamu sağlığına zararlı ve yine bana patladı o olay. Ya geç yerine. Neyse geçme yerine. Oradan tersten. Bu sefer İstanbul'dan Samsun'a yürüyorsunuz. Evet. Evet. Arkadaşım sen yürüyorsun. Parmak çıtırdatırken böyle yandan da camlara doğru tesisatçı diye bağırıyorsun hafif böyle. Camlara bağırıyorum ama. Evet. Tesisatçı. Tesisat var. Yok, ben değilim. Arkadaşım sen Muhittin'sin. Ya arabalı olsalar benim derim. Şimdi yürüdüğüne göre bunlarda para yok. Başıma iş almayayım ben. Bak yapma, öyle yapma lütfen, bozma. Elvan bağırıyorsun Muhittin diye, döner dönmez de diyorsun ki 1A 1B 229, tamam.
Evet, 3, 2, 1, gel. Gerçekten ezberledin mi onu? Sesi kulağına doğru kızın çıtlar. Rişat, Rişat. Muhittin. Buyurun. 1A1B229. Lan. 1A1B229. Tamam, üçünü de alıp geliyorum hemen. Arkadaşlar. 1A1B229 sende neyi çağrıştırıyor? 1A1B, 1A1B, 1A de bebek. Şarkı vardı böyle. Arkadaşım sen 1A1B'de okumuşsun, numaran 229. 1A1B, aynı anda iki sınıfta birden mi? Yetmiyoruz, bir sınıf bana yetmemiş, öyle zekiyim. Hoca beni ikiye ayırmış, sen hem burada oku hem burada. 5 buradan al. Arkadaşım sana ne? Benim duyduğum sınıf bu. Sen hem 1A'da hem 1B'de evet, hem de 229 numarayla okumuşsun. Tamam? Tamam. Evet, 1A, 1B, 229 ince sen isim saymaya başlıyorsun, tamam mı? 3, 2, 1. Söyle Muhittin'in tininden al. Tin! Hocam senin işin çok zor gerçekten. Valla. Siz evlilik anlaşması falan yaptınız mı? Evet. Değil mi? Alır, evet, donuna kadar alır zaten. Yapma. O yüzden ben don giymiyorum işte. Ne olur ne olur. Alacak bir şey olmasın. Hazır. Evet. Tin! Tin! Buyurun. 1A1B229. Lan ne oluyor? Şşş! Yok yok. Ben bununla uğraşamam. Arkadaşım. Uğraşamam. Vallahi uğraşamam. Arkadaşım. Duyar duymaz heyecanlanacaksın. Çok kalbin iyi, yerinden çıkacak gibi olacak. Ve söyleyeceksin lafını. O günleri hatırla. 3, 2, 1. Söyle. 229. 229. Nurşen? Cevdet. Var böyle çok operasyon oluyor. Ya ben ne bileyim ya, yıllar geçmiş. Arkadaşım. Evet. Duygulan. Duygulan ve kıza sor. Kimsin, kimsin? Ya, çok özür diliyorum. Hatırlayamadım. Kimsiniz? Söyle de ki benim kalemim vardı de o ilkokulda. Benim kalemim vardı ilkokulda. O kesin ben değildim. Silgim de vardı de. Silgim de vardı. Arkadaşım kız geldi. Yani her şeye sahip bir kız. Kız benim kendini... de, benim de iki sınıfım vardı. 1A, 1B. Arkadaşım kız kendini tanıtıyor. Niye tanımıyorsun hala? Ya bir kalemim vardı, silgim vardı. Herkesin vardı tamam orada. Tamam ulan bu son. Kalem tıraşım da vardı de. Kalem tıraşım da vardı. Zehra. Zehra ne yapıyorsun? Nasılsın? Hoş geldin. İstanbul... Söyle Zehra mısın sen? Sen Zehra mısın? Sen Zehra mısın? Hayır. Hayır ona demiyorum. Sana diyorum. Ben Zehra mıyım? Hayır. Kıza diyorum ya. Hayır. Niye o zaman elini herkesin sıkıyorsun? Aynı cevabı aldın. Ne değişti? Zehra yokmuş burada. Arkadaşım sen beni deli çıkarmaya mı çalışıyorsun burada? Elvan sen Zehra mısın? Hayır. O zaman niye elini sıkıyorsun adama? Fırsat kolluyordum. Evet. Evet Elvan. Diyorsun ki, hayır Elvan diyorsun. Koşup ağır çekimde birbirinize sarılıyorsunuz. Volkan sen çok kıskanıyorsun. Tamam evet, 3, 2, 1 arıza çıkar. Zehra? Sen... Zehra? Q bekliyor. Tuşa gelmeden asla. Bekler, müzisyen mal gibi oturursa orada bekler tabii. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Zehra? Hayır, Elvan. Ama ben şişim olmaz, kusura bakma. Arkadaşım, yapma ne olur. Başa alıyorum. Elvan deyince değil, gözünün önünden tabii. Her şey geçiyor. Ağır çekimde koşarak tam bunlar şey yaparken, kavuşacaklar, sarılacaklarken Volkan, arkadaşımı enseye bir patlatıyorsun, uçuruyorsun. 3, 2... Tabii ki ağır çekim, tabii ki ağır çekim. 3, 2, 1, buyurun. Zehra? Hayır, Elvan. Kestik. Volkan ne sırıtıyor? Adam dünden razı. Hocam sen... O zaten onu İstanbul'da bırakmaya gelmiş. Aa İstanbul, pır. Ya Allah'ını severseniz. Elvan koşuyorsun, Volkan sinirleniyorsun, doluyorsun. Dan, evet 3, 2, 1, buyurun. Dan'ın hiçbirimiz tam ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de bir karate tabiri. Belki de. Zehra? Hayır, Elvan.
Ne oluyor lan? Hey! Adam Doktor Strange ya. Biz ağır çekip o hızlı geldi. Nasıl bir dünya bu İstanbul? Herkes başka bir zaman diliminde. Volkan. Ağır çekim geliyorsun. Ne oluyor diyeceksin. Ne oluyoru da ağır çekimde söyleyeceksin. Ne oluyor burada? Tamam. Evet. 3, 2, 1. Sende acayip bir yetenek var Elvan. Burada kalmayı düşünüyor musun İstanbul'da? Yani teklif edersin. İnşallah Elvan. Çocuk iyi birine benziyor. İnşallah. Hazır. 3, 2, 1. Buyurun. Zehra? Hayır Elvan. Elvan. Nan 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 nan. Hayır, ne oluyor burada? Ben o an aymışım. Hazır. Çok özür diliyorum. Bak vallahi bumcuyu ayarladım. Kafana vurdururum bumu. Volkan, ağır çekim ne demek biliyor musun kardeş? Tamam, evet. Evet. 3, 2, 1. Yallah. Zehra? Hayır, Elvan. Elvan, hemen kavgaya tutuş. Ne yapıyorsun sen? Evet, 3, 2, 1, buyurun. Ses. Ayırmıyorsun, kavga ediyorsun kocanla. Ya ne yapıyorsun? Ayıptır ya, ben varım yanında. Bu kim? Çözün olayı. İnşallah bu kendi içinde hareket eden bir şeydir. Elvan, sen arkanı dön. Bir bardak su. Bir de gres ya. Arkadaşım, sonunda becerdin. Oh, ödüm patladı. Sen mi, ben mi? Evet arkadaşım, onlar kavga ediyor, araya giriyorsun, tamam mı? Evet, araya gir. Kavgaya tutuş. Volkan, ne yapıyorsunuz ya falan? Ya ne yapıyorsunuz? Bu kim bu? Ya Muhittin'i! Muhittin kim? Ya Muhittin'i bırak! Lan Muhittin kim? Kes. Onun da pergeli vardı. Arkadaşım. Adamın elini okşuyorum. Neden 20 dakika hala kavga ediyor. Neden izin vermiyorsun? İzin verme. Ben bambaşka bir şeye izin verdim orada. Başka bir kalp, başka bir duygu. Arkadaşım, hemen aralarına giriyorsun. Tamam mı? Siz de oraya denk geldiniz. Hayır. Araya giriyorsun, evet. Yapıyorsun, ayırıyorsun. Bir dakika. Biz sadece ilkokul, ortaokul, lise, üniversite arkadaşıyız. Evet. Daha ne olsun, ömrünü yemişim kızın. 3, 2, 1, buyurun. Şuradan, enseden abi. Ya, bir dakika, lütfen rica ediyorum. Böyle yap. Hayır, kim bu? Lan bir durun! Biz sadece ilkokul, ortaokul ve lise arkadaşıyız. Benim söyle, haberim yok. 1A, 1B, 229 söyle arkadaşım. 1A, 1B, 229. Bunlara benim neden haberim yok? Ya, burada olmadı. Ne oldu, buna hazır değil miydin? Samsun'dan buraya yürü, bir kelime yok aklımda. 1A, 1B, 229 numaralı öğrenciyim ben. Ben tanımıyorum sizi. Benim haberim neden yok bundan? Arkadaşım, devreye girsene. Adamı yumuşat. Gerçekten boşanacaklar zaten. Çok heyecanlı. Adamı yumuşat. Ama çok tatlı. Arkadaşım. Hayır, lütfen. Adamı yumuşat. Benden hayatta hiç kimseye zarar gelmez de ikna et adamı. Ya bir dakika, istirham ediyorum birader. Tamamen yanlış anladınız. Benim... Fokusa geçiyor. Yumuşatmaya çalışıyorum ben de. Onu evde yaparsın sen. Şimdi başka bir şey. Biraz gel abi. Seni hınzır. Bir dakika, tamam mı, yanlış anladınız. Ben ismin neydi kız? Elvan. Ben Elvan'ın ilkokul, ortaokul ve liseden arkadaşı. Ben anlamam. Bana anlatamazsınız. Anlatıyorum işte. Bu ilkokul, ortaokul. Kutulumun rengi ne böyle? Ha, burada bir tek o mu dikkatini evet, çekti? Evet, yani ne yapayım şimdi? Belli ki bir kaza geçirdim. Ben onun sadece yani ilkokul, ortaokul ve liseden arkadaşıyım. Aramızda başka hiçbir şey yok. Bana hiç sizden bahsetmedi ama. Ama daha yeni evlendik. Evet, daha yeni evlendik. Arayacaktık. Bir hafta arayacaktık sizi. Arkadaşım, kendini mayına sürüklüyorsun. Hemen ortaya şey yap. Tesisatçıyım ben. Tesisat sorunu var mı? Evet, atla. İsminiz neydi? Çok özür diliyorum. Volkan. Volkan Beyciğim. Ben Muhittin. Ben tesisatçıyım. Tam bir göreve gidiyordum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İnanılmaz bir şey. Yıllardır birbirimizi görmemiştik. Zaten ben de kurtulmayı bekliyordum. Buyurun. Seni bir kere daha sevdim Volkan. Akıllı adamsın. Bambaşka bir adamsın. Arkadaşım. Arkadaşım. Manyak mısın? Biraz. Evet arkadaşım. Volkan, hemen yumuşuyorsun. Ana Elvan, bizim ne tesisat problemimiz vardı? Sor. Ana Elvan, bizim ne tesisat problemimiz vardı? Klozet akıtıyor. Klozetin görevi bu. Hayır.
Akıtmazsa gel bana. Arkadan sifona basınca hep her yer... Arkadan sifona basarsan kırarsın tabii. Lütfen kendine biraz bilgili bir kadın al. Arkadan sifona basmak olmaz öyle bir şey. Sen tuvalete de lavaboya gidiyorsundur. Genelde bayanlar öyle der. Affedersiniz, lavabo nerede? Oraya sıçıyorlar hep. Kibarlıktan. Bu bilgi hiçbirimizde yok Türkiye olarak. Arkadaşım! Les. Lütfen. Evet, Elvan diyorsun ki... Ay bizim çok büyük bir problemimiz var. Söyle. Ay bizim çok büyük bir problemimiz Hayır, benim var. Elimden gelen bir şeyse hemen yardımcı olayım. Volkan, sen daha da büyüt olayı. Yani böyle günlerdir uğraşıyoruz. Ha, bir çözüm bulamadık hala. Işıkları kapatın. Pardon. Tesisatla ilgili. Onu denedik. Tesisatla ilgili. Ben... Elvan söyle, de ki 2 yıldır... Yukarıdakiler her tuvalete gittiğinde bize ses geliyor. Yine yönetmenimizden iğrenç bir konu. İlla öyle. Söyle. 2 yıldır üst kattakiler ne zaman tuvalete girse bize ses geliyor. Taşınmayı düşünüyoruz mu hiç? Arkadaşım bu çözüm değil. Sen çözüm. Profesyonel Muhittin'sin. Ben profesyonelim ve bunu çözebiliriz. Bu genelde 50'lik bir maçlarda sütunların içine esporu konmamasından kaynaklanıyor. Esporu hem sesi keser... Hem de kokuyu azaltır. Evet, çok anladım şu anda. Arkadaşım, gel espor koyalım. Elvan söyledi ki ben üst kattaki kadınla bu yüzden kavga ettim. Bu konuşmuyoruz. Lütfen sen gelir çözer misin? Ben sırf bu yüzden üst kat komşumla kavga ettim. Bu sorunu sen çözersin, çözsen. Tabii ki de, yani ben yakın bir yerse, çünkü öbür iş de var. Ama arada halletmeye çalışayım yani. Ev yakın mı? Samsun'da. Hadi bakalım. Arkadaşım. Şimdi çıksak değil mi? Arkadaşım, alkışlarla gönder onları yerine. Hemen bir bayan al sahneye. Hadi bak. Sağ ol. Ayağınıza sağ ol. Sağ ol. Bizde de. Hemen bir bayan al sahneye. Senin kız kocan gitti. Neyse mi? Tamam, yapacağım. Esporu'yu getireceğim. Evet. Mutfak yap. Masayı mutfak yap oraya. Hemen çabuk. Ney? Masayı mutfak yap. Bunu nasıl mutfak yapıyorsun oğlum? Bir bayan alsana sahneye. Bir tane bayan alabilir miyim? Kaç yaşındasınız ablacığım? Kaç? 20. Geçen gün senin yarın biri de oda çıktı 32 dedi ya. Ne oldu kızım? Bizim genetimize ne oldu ya? Kaç yaşındaymış? 20. Niye? Öyle belki denk geldi. Doğumu ona denk geldi, evet. Ha tamam, olur. Buyurun. Evet, çevir şeyi, masayı. Nereye çevir? Ya masayı mutfak yap. Tesisatçısın sen. Ya masayı nasıl mutfak yapayım, ben yap. Masayı mutfak, sandalyeyi klozet yap, çabuk. Yak oranın ışığını. Ha, tuvalet mutfakta mıymış? Al bu tarafa, sahneye doğru. Bunu mu? Evet. O klozetmiş. Tamam. Şimdi gel vur kapıyı. İsmin ne senin 20? Selin. Selin. Evet. Geç oraya. Evdesin sen. Kapıyı vuruyorum. Tuvaleti sen dışarı mı koymuşlar? Sen niye tuvaletten? Hangi köy burası? Sen niye tuvaletten çalıyorsun? Hanımefendi tuvaletiniz dışarıda. Sıçtınız apartman içine ama ha. Neyse ki borum var. Arkadaşım. Yetmedi. Arkadaşım. Benim. O mutfak. Kız oraya, sen dışarı geçeceksin. Mutfağı da getir buraya. Bu mutfak değil mi? Oğlum lavabo yapalım onu, hadi. Lavabo mu? Fıştandınız iyi. Lavabo. Bu lavabo burada kalıyor mu? Hayır, onu klozete doğru çevir. Çünkü insanlar klozette otururken elini yıkarlar. Orada kalkınca yıkarlar. İşte hep orada... 10 yıldır biz o eli mi sıkıyoruz? Arkadaşım! Seni kahretmesin. Arkadaşım lütfen. Olayı sulandırma. Rica ediyorum. Ha, yanaştır lavaboyu. Ha. Evet, süper. Lavabo da yalnız o şey... kaktüs orada olmaz. Elektrik kesik olur, Allah korusun. Ne yapıyorsun? Lavabo! Süpersin. Evet. Sensin. Geç şimdi dışarıya. Dışarısı neresi? Dışarısı kızın orası. Kız niye dışarıda? Kız içeri girecek. Kafaya işte. Kafaya kaldı? Hayır. Siz yer değişeceksiniz. Hep senin yüzünden ben. Evet. Şimdi çal kapıyı. Ha arkadaşım yapma. Evet. Hayır, kapı açıkmış. Açıkmış kapı. İttir elinle. Gürün. Ne oldu? Bilmiyorum, kapıdan girerken tuvalet ilk defa görüyorum çünkü. Samsun'dan gelenler için mi? Yol yorgundur diye. Önce bir deşarjörü orası, sonra eve. Arkadaşım niye, evet, böyle pislik bir insansın sen? Mantık kurmaya çalışıyorum. Senin anan baban yok mu? Nasıl öğrettiler sana ya? Hazır. Evet, salondan geçiyoruz. Geç şimdi. Salona sok kafayı, salonun içine bak.
Seslen. Üstünde bir şey var mı? Arkadaşım! Çok özür diliyorum, kafa eskilere gitti. Arkadaşım, sen lavaboda elini yıkıyorsun. Lavaboda. Selin. Ben. Selin yıkıyor. Ha, ben. Ha. Evet, sen önce kapıdan gir. Tamam, her odaya bakarak seslen. Odayı söyle önce. Burası iki kişilik bir oda. Çocuk odası olarak çok uygun. Üst katta ebeveyn odası var. Ebeveyn banyolu. Arkadaşım, seyircinin bilmesi açısından yatak odası de seslen. Ya kapının girişinde tuvalet var. Ben bu evi tahayyül edemiyorum ki şu an. Kapının girişinde tuvalet yok. Sen öyle görüyorsun. İşte mutfak burada. Şurada herhalde yatak orası. Yatak odası. Şurası kütüphane, salon. Evet, şimdi gir içeriye. Kızı bir türlü bulamamışsın. Banyodan içeriye giriyorsun. Allah Allah, nerede bu kız ya? Ne? Ya burada kız. Arkadaşım, kız banyoda, sen kapıyı açıyorsun. Ya burası mutfak değil mi? Hayır. Lavabo. Evet. Tamam. Sen şimdi içeriye giriyorsun tam. Kız senin gölgeni görünce çığlık atıyor. Sen klozete takılıp lavaboya uçuyorsun. Ben içeri giriyorum. Kız beni görüyor. Ben klozete takılıyorum. Evet. Çok sen içeriye giriyorsun. Kız senin gölgeni görüyor içeri girerken. Heh? Bağırıyor, sen korkuyorsun, klozete çevir, takılıyorsun. Çevir. Evet. Ayağın klozetin içinde kalıyor, yüzün lavaboda oluyor. Evet. 3, 2, 1. Çok evet. Basit. Çok, çok basit, basit ya, hep yaptığımız şey bunlar. Evet, 3, 2, 1. Ben evde kenefte geziyorum. Evet. Müzisyen, sen de ver gerilimi. Yapma, yapma. Ay çok korktum, yapma. Şişt, çok gerdim. Bir dakika dursana, gerçekten ya. Ver gerilimi diyorum. Ay yogi müziği çalıyorsun ya. Bir dakika dur arkadaşım, şuna gerilim müziği yaptır şuna. Ben 10 senedir başaramadım onu. Daha yüksek. Ananana. Evet arkadaşım, gel. Gelemem, biraz korktum. Evet. Neyse, hazır. 3, 2, 1. Ne var be? Kapıyı açık bırakmışsın. Bir şey var mı diye bakıyoruz. Komşuluktan da anlamıyorlar. Kestik. Evet ya. Arkadaşım, sana hakaret etmek istemiyorum. Her hakaretim 50.000 lira. Tamam, kendine hakaret ettirme. Beyni yok. Dedim ki, gölgenden korkacak kız bağıracak. Ayağını klozete takıp şeye, lavaboya uçacaksın. Lavaboya. Senin. Sen de evine biri girse, gölgesini görsen ay mı dersin? Fare görmüş. Çok inandırıcı olur. Evet senin. Bağır Selin, bütün mahalle duysun. 3, 2, 1. Buyurun. O sandalyeyi senden keseceğim de maaş vermiyorum sana. Ne oldu? Bununla bugün bir şey yaşayacağız ama dur bakalım ne zaman. Evet, yapışmışsın masaya. Selin, bağırmaya devam ediyorsun. Aa, kimsin? Gel kimliğime bak. Ya ölmüyorum burada, kimsin diyor ya. Arkadaşım kalkarken kızı sakinleştir. Selin, sen devamlı bağırsana. Evet, 3, 2, 1, bağır. Kızı sakinleştirecek bir şey yap. Hanımefendiciğim, rahat olun. Bir şeyiniz yok. Rahatladım. Senin bir şeyin yok. Öyle söyle. Hanımefendi, ben çok iyiyim. Benim şeyim yok. Korkacak bir şey yok. Arkadaşım, tanıtsana kendini. Ben omurgası kırılan tesisatçıyım şu an. Senin, yavaş yavaş yanına yaklaş. Acele etme ama. Yavaş yavaş. Ölünce gelirsin tam. Parmağınla dokun. Dokun parmağınla. Canlı mı bak? Canlı değilsem laman yap. Gönmeden arkadaşım, şey... Arkadaşım, birden kalk ayağa. Birden mi? Evet, dönüşümü kalk. Görüyorsun herhalde değil mi? Arkadaşım, müzisyene kaldırtırım. Hanımefendi, çok özür diliyorum. Ben kapıyı açık görünce acaba dedim bir şey mi oldu falan. Bu muhitte tekinsiz olaylar oluyor. Merhabalar, ben tesisatçı muhitte... Dur, kestik. Kestik. Şimdi... Kişi kestik kapının önünde leş gibi. Bir beziniz varsa kanı temizleyeceğim. Arkadaşım, dur. Selin, bana doğru bak. 20 Selin. Adamın birisi banyoya girdi, kalktı, ben tesisatçıyım dedi. Elini uzattı, sen elini uzattı, sıkıyorsun. Ama inandırıcı yani. Tesisatçı. Değil mi? Sen nerelisin Selin? Hiç oralı değil. Norveçli misin? Allah Allah. Selin, alıyorsun güğümü, adama atıyorsun. Eline ne geçerse adama atıyorsun. İşte 20 yaşındayız, iPad'le büyüdüğümüz için güğüm hangisi bilemiyoruz. Bu muydu, bu muydu, bu muydu, bu muydu? Güğüm
annemin gününde. Bravo, tebrik ediyorum. Bunun application'ı mı var sende? Hazır. Evet, koy oraya, koy, koy, koy. Şimdi, evet, kalktın arkadaşım. Kendini tanıtırken eline ne geçerse atıyorsun. Sebep? Kadın seni gördü evin içinde. Bu sebep değil mi yeterince? Ha, Selin mi atıyor? Evet. Ha, pardon, ben atıyorum sana, o yüzden mantıksız geldi. Efendim, başla. Efendim, ben tesisatçı Muhittin. Ulan demir o, demir! Ver şu kamerayı versene. Atmaya devam et. Ver, ver. Ben sana şimdi 50'lik bir maaşı bir saydırayım da. Atıyor ya. Arkadaşım. Safsız. Kız atarken sen onu ikna etmeye çalışacaksın. Lütfen kafama atın, oraya olmaz. Elimle çalışıyorum, para kazanıyorum. Buraya at. Bu çok iyi. Kafasına atıyorsun Selin, o tam o sırada eğiliyor. Bak, üstünden gerçekten geçiyor. Gerçekten topluyor ya. Evet, nerede? Senin. Öbür zımbırtı nerede? Atıyorsun. Heh, tam yerine denk gelmiş hocam. İki gösteri katma. Ya koysan bu kadar olmaz. Mıknatıs var, çekiyor. Hazır. Selin, Osman diye bağırıyorsun atarken de, tamam? Ne diye? Osman. Osman değil, Osman. Neden? Neyine şaşırdın Selin, Osman'ın? Siri gibi söylüyor, Osman. Osman has called you. Evet, would you like to make a connection? No. Abla tanıyor Osman'ı. Çok tamam. Çektik. Evet, Selin. 3, 2, 1. Buyurun arkadaşım. Efendim, ben tesisatçınız Muhittin. Mahallede... Hanımefendi. Osman! Osman değil, Muhittin. Hanımefendi. Ulan tam cücük kemiğine gelir mi be? Ya tamam, yeter. Çek evden, çık evden! Yeter lan! Bütün bu mahalle benim. Çıkın! Bütün boruları sokacağım buradan. Sen de al şunu altına. İşte bok yere düşmeden akıl veriyorsun bana. Ben gidiyorum ya, olmadı. Bu mahalle bana göre değil. Arkadaşım, bir dakika canım, dur. Canım. Selin, sana ne oldu güzelim? Seni hayattan bezdiren, bıktıran ne bu yaşta? İstersen bir aç kapat. Home tuşu. Home tuşu evin girişinde. Evet, Selin biraz canlan. Osman diye bağırıyorsun, Osman yetiş diye atıyorsun, tamam mı? Arkadaşım, sen onu sakinleştir. Şimdi anladım. Neden? Neden olaylara böyle yapmadan bakıyorsun? Biraz büyük picture'a bak. Yuu yuu. Evet, 3, 2, 1, arkadaşım, gör. Gör mü? Evet, söyle. Ben, efendim, ben Muhittin. Osman yetiş! Şimdi ben atabilir miyim? Hak ettim ama. Bir tanesini. Frisbee. Selin. Efendim? Selin'cim. Efendim? Evine adam girmiş, tanımıyorsun. Niye Osman'a gel doğuma gidiyorum bağırışı yapıyorsun? Sen Osman'a beni kurtar bağırışı yapacaksın. Yapmadım. Osman suyum geldi gibi bağırma. Evet. Arkadaşım, hazır mısınız? Ben bilmiyorum. Ben hazırım yaşanacak her şeye. Evet, 3, 2, 1, yap şunu. Hanımefendi, ben Muhittin. Lütfen, yanlış anladınız beni. Osman! Koş yetiş. Osman burada yetiş, Allah var aşkına. Anlaşamıyoruz hanımefendiyle biz. Osprik. Arkadaşım, hemen sakinleştir. Hemen mevzuyu anlat. Senden çok hoşlanıyorum. Hayır. Tesisatçısın sen. Tesisatçısın sen. Biraz metin ol. Hayır, sen tesisatçısın. Ben tesisatçıyım, ben tesisatçıyım. Ve su. Tesisatçıyım ben ve su. Aynı zamanda sucuyum. Damacana getirdin. Nereye bırakayım? Arkadaşım. Borunun içinden geçen su. Hanımefendi, suyunuz geldi. Bu da şey, ambulans şeyi. Hamileyle konuşuyor gibi oldu. Ben tesisatçıyım. Borudan geçen her şey benden sorulur. Hanımefendiciğim, ben tesisatçıyım. Borularla ilgili her şey benden sorulur. Komşularınızla karşılaştım. Sizden galiba giderden onlara su sızıyormuş. Onun haberini verdiler. Su sızmıyor. Aranızdan su sızmıyormuş. Çok iyiymişsiniz. Ses geliyor. Ses geliyormuş. Ha, bir de osurup duruyorsunuz evde. Ya yeter ya. Kadın erkek bir oldu memlekette. Hale bak be. Biraz naif olun be. Yeter. Abi, sen ne oldu? Aç mısın iki gündür? İyice gittikçe iğrençleşiyoruz. Haydi bakalım. Arkadaşım. Artık limit yok. Pisliğin dibine vurduk. Söyle, de ki. Selin söyle. Ya olabilir, benim klozete yüzüğüm düşmüştü. Onu almak için gel süpürgenin abla, sapıyla vallahi, vurdum. Öyle olmuş olabilir. Söyle. Hiç şu an duymadı ki gerginlikten o. Yok, duydum.
Duydun söyle. Mu? Şaka yapıyorsun. Ya benim klozete yüzüğüm düşmüştü. Evet. Ben de onu almak için vurdum vurdum. O yüzden sapı kırıldı oradan. Şaka. Sesler gitmiş artık. Şaka yapıyorsun. Hangi yüzük? Normal alyans mı? Tiktaş mı? Üçlü. Üçüncü olan. İki tane saydım. Benim üçüncü. Sizin üçüncü yüzüğünüz. Ben öyle çağırsam gelir mi? Ablacığım tektaşsa takılmış olabilir. Alyansa normal almamız daha kolay. Onun için soruyorum. Normal. Yoksa baba kallavi ise o zor. Normal alyans tarzı bir yüzük. Normal alyans. O zaman hep beraber isterseniz kumarın yolunu tutalım. Evim Güzel Evim adlı programa hoş geldin. Bakalım bugün kim saçmış? Ya yeter. Hadi gidelim dağılalım valla. Herkes niyeti okulu var, işi var ya. Bu ne ya? Uğraştığımız şeye bak ya. Arkadaşım lütfen. Hanımefendi. Tesisatçısın sen. Evet. Tesisatçısın sen, tesisatçı kal. Şimdi klozetin altına gir. Gir klozetin altına. Bak bakayım ağzına. Direkt buradan pipetle çekeyim. Niye altına giriyorum? Çok özür diliyorum. Kaçta yediniz yemeği? Arkadaşım. Bir şey bozulduğu zaman altına girilip bakılır. Öyle mi? Senin hanım sana çok bozuldu. Kızdı iki gündür. Türkçeyle oynamayacaksın. Özellikle benimleyken. Evet. Sen tanıdığım en büyük pislik sen. Sağ ol canım benim. Şimdi hanımefendiciğim, evde böyle bir takım çantası var mı? Bilseydim Yılmaz Hoca'nın takımı vardı ya. Oradan çanta alırdım ben. Hiç aklıma gelmedi. Hazırlıklı oldum ya. Evet. Evet, yat altına. Ne yapıyorsun? Hülya'nın boynuzlarını aldım. Evet. Selin sor, ne görüyorsun de? Allah Allah, biri uzun oturdu herhalde, hala görüyor gibiyim. Yer yapmış. Selin sorsana. Ne görüyorsunuz? Seni görüyorum, tuvaleti delmişsin. Gülüyor. Kim gülüyor? Selin ya da çok benziyor. Altın üstü Selin işte. Arkadaşım söyle çaresi ne bunun? Hanımefendi bunun gider borusunu değiştireceğiz. Burada çatlak var. Evet şimdi Selin sen eğil. Borunun çatlak yerine parmağınla tut. Arkadaşım sen onu yapmaya çalış. O sırada bir erkek seyirci al sahneye. Onları yaparken birini alayım sahneye. Evet, o geliyor sahneye zaten. Çok güzel. Evet geliyor sahneye. Oh. Hep kendim kaşınıyorum. Arkadaşım söyle ne yapacağını Selin'e. Hanımefendi şimdi ben buradan alttan amalgam dolgu yapacağım buna. Tam onu oraya yerleştirirken şuraya parmağını basar mısın de Selin'e? Şuraya parmağını basar mısın? Saçmalamışım. Ben de çalışırken biraz eğlenmek istiyorum. Canım benim aklım değil mi? Selin nereye parmağımı basacağım diye eğil tam onun yanak yanağa gelin onunla. Evet. Ben tam biraz önce bir terimi sileyim de. Tam nereye basacağım de? Tam nereye basacağım? Hanımefendiciğim şurada borunun altında o... Tamam, eğilice yanak yanağa gel arkadaşım kurumuş ben. Kurumuş kakanın olduğu yere. Yanak yanağa gel ve tam o sırada Osman içeri girer. Gir Osman içeriye. Ben buradan giriyorum ama oradan mı gireyim kapıdan? Onu müteahhitle konuş ne bileyim gel şuradan. Oradaydı ya kapı. Arkadaşım. Devamlılık. Sahnedeki adama müdahale et. Gel buraya. Gel işin bokunu çıkaralım. Sen müzisyenin tarafından geliyorsun. Tamam mı? Ha, erkek tarafı mı? Evet. Evet mi? Evet, Selin yapıştır. Neresi, orası, burası birbirinize sorarken... Hanımefendi şurası, tam burası. Saçını topla. Kamera seni geliyor. Yanağını, adamın yanağına yapıştır. Öp beni Kate. Ya pislik yapma. Gayet masum bir şey. Kız saçını düşün, kamera görmüyor. Senin için. Onun yüzü önemli değil. Senin alt taraf önemli benim için. Şuraya parmağını da... Arkadaşım. Hanımefendi şuraya parmağınızı basar mısınız? Lütfen. Evet. Evet, tamam. Gir içeri Osman. Selin. Evet. Selin. Ne oluyor burada? Beyefendi ben tesisatınızı tamir ediyorum. Tamam ya. Tamam. Eyvallah. Osman gel şuraya. Manyak mısınız lan? Nasıl geliştiniz hepiniz? Gel şuraya ayak ucuna. Mantıklı bir sebep bence. Saçmalama gel şuraya ayak ucuna.
Bağır, de ki ne tesisatı? Evet, bu üç, iki, bir. Arkadaşım söyle lafını. Ne tesisatı? Bizim evde tesisat yok ki. Belli oluyor zaten. Altını açtığım gibi... Kalk, çocuğun elini sık, tanış. Yazıklar olsun be. Şuraya bir küçük bez varsa, kağıt havlu. Merhabalar olsun. Merhaba. Efendim, Muhittin ben. Tesisatın hanımefendiyle şimdi tesisatınızın borsunu değiştiriyorum. 52 maçta da çatlama olmuş. Alt komşunuz mutfakta salatayı yıllardır neyle yıkıyor? Allah. Gerçi onun oraya karışmaması lazım. Saçma oldu ama... Evet. Türk mimarisi. İşte ne nereye denk geliyor değil mi? Kestik. Var mı başka tartışalım? Osman! Efendim? Sen kimi kandırıyorsun lan? Benim yüzümde salak mı yazıyor de? Sen kimi kandırıyorsun? Benim yüzümde salak mı yazıyor? Bunların hepsini göstermene gerek yok. Şuraya iki dakika oturacağım, oturmadınız. Oraya doğru gider o çocuk. Hayır, estağfurullah efendim. Ben hanımefendi, şimdi alt komşunuz benimle yolda karşılaştı. Dedi Osman ki, büyüt olayı. Şey, büyüt. Olayı büyüt. Bu zaten en çok da yeni nesil erkeklerde problem. Hangisi? Böyle büyüyecek zannediyorlar. Mevzular. Arkadaşım. Zaten neslin yarısı gitmişti. Diğer yarısı da senin yüzünden gitti. Hepsini ben ödeyeceğim ya. Evet Osman. Benim alnımda ne yazıyor? Bağır. Benim alnımda ne yazıyor? Beyefendiciğim tamamen yanlış anladınız. Öyle bir şey yok. Ben hanımefendiyle, ismini de unuttum şu an. Hanımefendiyle beraber... Selin. Selin Hanım sağ olsun gösterdi bana. Giderde bir problem var. Onu halletmeye çalışıyordum. Dövüşeceğiz de. Dövüşeceğiz. Ya tut yakasından, kendine doğru çek. Seninle dövüşeceğiz de. Çocuk haklı, yaka aradı ben. Yok, tişört olduğu için... Haydi! Ha, evet. Ama onu kaldır havaya. Koparma. Seninle dövüşeceğiz de. Kaldır havaya. Şişt, don giymedim. Koparma. Seninle dövüşeceğim. Hayır, sen kazandın, sen kazandın. Kaldır şunu havaya! Ne oldu? Kaldır mı? Beni istemiyorum. Osman, kaldır. Senin gerçek adın ne? Çağlayan. Adliyenin önüne gel. Ya geç yerine. Şaka yapma bana. Seyirci gülmeyin şuna. Evet. Seninle dövüşeceğiz de arkadaşım sen tırs. Tut yakasından, havaya kaldır şeylerinden, askılarından. Tamam mı? Olur, evet. Olur. 3, 2, 1. Buyurun. Kopar. Kaldır, kopsun. Kopar. Ondan sonra böyle böyle uğraşırız. Yap. Kusura bakma bu bölüm Osman, tamam. Osman ben ne diyorsam sen onu yap. 3, 2, 1. Buyurun. Ben dinle müziği. Seninle dövüşeceğiz. Ama tamamen yanlış anladınız. Çağlayan Bey lütfen istirham ediyorum. Anlayın. Gelin göstereyim isterseniz arızayı, ondan sonra anlayacaksınız beni. Arıza var mı? Yok mu? Gırtlağıma sarılmış arıza var mı? Sen ne yapıyorsun kız orada? Osman. Hayat ne güzel be. Osman hemen ağlamaya başla ve sarıl buna. De ki abi, Muhittin abi yıllardır yanağa yanağıma değmedi. Seni öyle görünce çok kötü oldum. Evet anlat. 3, 2, 1 buyurun. Tamam gerisini anlatma bile. Tamam tamam. Anlıyorsun değil mi beni? Anladım. Anladım. Kestik. Ben... Ulan saçınıdır laflar bana inşallah. Lazım. Lazım o laflar bana. He. Sen ne karışıyorsun? Ben evet bir dakika dur. Müzisyenler ne bakıyorsunuz yukarıdan aşağıya? Çalsanıza. Evet bu çocuğun sevgilisi bu çocuğa sevgilimsin demiş ama yanağa yanağına değmemiş. Muhittin abi yıllardır sevgilim bir gün yanağa yanağıma değmedi. Çeneyi titredi. Tam hangi gün o? Hiçbir gün. Yıllardır yanağa yanağıma değmedi. Sizi öyle görünce kıskandım işte. Anla ah, beni. Ah ah be kardeşim. Çağlayan niye böyle düşünüyorsunuz ya? Genç nesil hep böyle, hemen böyle bir fikir yürütüyorsunuz. Önce bir olayın aslını gör ya. Allah'tan sen gelmeden hemen önce giyinmiştik. Kestik. Gel şuraya lan. Arkadaşın. Canım. Ne istiyorsun benden? Hayır ben bir şey istemiyorum. Şimdi Çağlayan'ı ben rahatlatayım derken oradan aklıma öyle bir... Onun ismi Çağlayan mı? Evet. Sor bakalım ismine. Çağlayan demedim demin oğlum. Osman. Gördün mü? Oyuna bile hakim değilsin. Ben adliyedeydim o sıra. Oradan tesisatın altından kalktın, klozetin altından. Elinizi de bıraktınız. Ne oldu o klozet? Akıyor. Alkışlarla gönder onlara yerlerini. Ben bunu altını kapayım mı? Leş çünkü burası. Bırak. Saçma sapan hareketler zaten. Bıyığın var mı? Kaldı mı?
Bilmiyorum. Öyle bir öptü ki kız. Gel öne. Ver selamını. Ayağında sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ayağında sağlık. Murat Barlaş. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Arkadaşım hikayesi, mini ve yönetmenim. Hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi. Ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oldu, taştı doldu. Dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım. Midir? Arkadaşım, arkadaşım. Talk show oldu, talk show oldu. Huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu. Seyircisine kavuştu.